Bölgemizde son yıllarda bağcılıkta işçilik maliyetlerin, gübre maliyetlerin, zira ilaç maliyetlerin çok yükselmesinden dolayı zeytine doğru bir yöneliş görülmüş olup, özellikle bu çeşitlerde gemlik tirliye ön plana çıkmış. Gemlik tirliye çeşidimizin hem yağlık hem de sofralık çeşit olmasından dolayı özellikle son yılları da Avrupa'daki, Amerika'daki taleplerin yüksek seviyelerde olmasından dolayı, ilaç maliyetlerin, işçi maliyetlerin, gübre maliyetlerin yüksek olmasından dolayı da bir nebze de üretici sağlıklı, biraz rahat bir tarım yapmak için zeytine yönelmiş. Biz gemliktir diye zeytini 1 yaş ve 2 yaş olarak üreticimize sunduk. Totalde 80 bin adet gibi. 2023 hasat sezonunda hem yemeklikte hem de yağda ki kazancı üretici gördüğü zaman biraz da sağlığımızı, rahatımızı düşünelim diye zeytine bu yönde kayma oldu ve bu devam edecektir. Ziraat Odası'nda bir parolamız vardı bizim üreticilerle ve tarım alanlarıyla ilgili olarak. Birim alandan daha çok kazanmak ve boş yer kalmasın parolasıyla çıkmıştık bu yola. Yıllık Alaşehir'de her yıl zeytin alanı varlığının %10 üstüne çıkmaktadır. Bağların bakımları ve masrafları, işçiliği masraflı maliyetli geldiğinden bağları gazıp yerine sofralık ve yağlık zeytinlerimizi dikiyoruz.